Son 2 aya baktığımız zaman terminallerin bomboş olduğunu görüyoruz. Siz de burada çalışan bir esnaf olarak bu işlerinizin zayıflığını neye bağlıyorsunuz? Siz kaç dakikadır buradasınız? 15 dakika. Bir tane yolcu gördünüz mü? Hayır. Personelden başka kimse var mı? Hayır. Başka sözü de gerek yok zaten. Antakya otobüs terminalindeki firma sahibi esnaf son 2 aydır yolcu sayısının dibe vurduğunu, işlerinin kötüye gittiğini söyledi. Buradaki esnaf 2 gün sonrasını göremiyor, önünü göremiyor. Ne yapacağını, kredilerini nasıl ödeyeceğini, bu işe güvenerek girdikleri borçları nasıl ödeyeceklerini güvenemiyorlar. Yani kendileri kararsızlar, ne yapacaklarını bilmiyor artık esnaf burada. Havacılık yakıtlarının Türkiye'de özel tüketim vergisinden muaf olması ile bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hava taşımacılığına rağbeti arttırırken karayolu taşımacılığına ise darbe vurdu. Uçakların ÖTV alınmaması, ucuz bilet verilmesi. Yani bizim yakıtımızın ÖTV'si işte. Bizim de fiyatlarımızın düşmesine sebep olur. Adana versin, Adana versin, Konya, İzmir. Esnaf, yolcu sayısının zayıflamasında İçişleri Bakanlığı'nın Suriyeli sığınmacıların tanıtım kartlarında yazan ilin dışındaki yerlere gitmesini yasaklayan genelgesinin de etkili olduğunu belirtti. Gelen yolcuyu da geriye çevirdiler. Suriye yolcusunu, Irak yolcusunu, herhangi gelen yolcuyu dışarıya attılar. Suriye Savaşı'ndan dolayı Suriye bizim büyük bir kapımız yani. Gelir kaynağımız da kesildi savaştan dolayı. Dolayısıyla bu insanlar buraya geldi, seyahat etmek istiyor, seyahat özgürlükleri kısıtlandı. Ondan dolayı bizim işlerimiz çok düştü ve Hatay'a yansıdı bu iş.